güzel bir lezzet sunacağız. İki hanımefendiyle beraber yapacağız. Ne yapıyoruz hanımlar biz bugün? Çarşambanın kıvratma dediğimiz tatlısı. Aa, kıvratma kendime çok yakın hissettim birden. Nasıl kıvratıyor bu? Niye bunun adı kıvratma? Hamur açıp da içine fındıklayıp büzüyoruz. Ha, büzdüğümüz için kıvıra tesbihe diziyoruz böyle. Ha, o yüzden kıvratma diyorsunuz yani. Kıvırıyoruz, evet. Harika. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Belki ekranları başında izleyen izleyicilerimiz denemek isterler evde. Evet. Hoşlarına gider. O yüzden malzemelerimizi miktarlarıyla sayalım. Bir de kaç kişi doyar mesela bununla aşağı yukarı? Bir tepsi. Bir tepsi çıkıyor işte efendim. Ona göre düşünün. 2 kiloya, 1 kiloya kadar çıkar. Öyle mi? Tamam. O zaman şöyle diyebiliriz. 8-10 kişi doyar mı? Fazlasın. Tatlı için. Tatlı bir de, doğru. Evet. Apur apur yenmez. Hadi malzemeleri sayalım hanımlar. Malzememiz yoğurdumuz ayağım var. Ayağım kalkıyor. Tamam. Ben oturmayayım. Sütümüz. Tamam. Yoğurdumuz. Sıvı yağımız. Şimdi bir çay bardağı kadar evet. Sütümüz ölçümüz var. Bu. Hepsinin ölçüsü ölçü bu. Evet. Tamam. Yoğurdumuz var. Yoğurdumuz. Sıvı yağımız var. Yarım bardak sirkemiz var. Yarım bardak şekerimiz var. Şurada tereyağımız var. Evet. Bu neydi bu arada? Sıvı yağ. Bu da sıvı yağ. Evet. Bu da sıvı yağ değil mi? Evet evet. Tamam. Fazla. Bu da yumurtamız. Yine buraya özel. Bu da karbonatım. Bir tane de neyimiz var? Karbonat. Bir paket karbonatımız var. Ya daha doğrusu bir paket demeyelim. İki dolu dolu çay kaşığı. Çay kaşığı. Evet. Karbonatımız bir de fındığımız. Var. Bir de fındığımız. Bolca tabii ki. Cevizle de oluyor aynı zamanda. Cevizle de olabiliyor, fındıkla da ama evet. Siz fındık yaptınız. Evet, evet fındık evet. Yaptık. Hadi o zaman başlayalım mı yapmaya? Evet. Şimdi. Ben şekerliyim Emine. Sen onu şekerle kaşıkla. Cevizi şekerliyor şimdi Naz ablam. Evet. Ben önce sıvı yağımı koyuyorum alayım. Şuraya. Bunların ölçüsü bir bardak. Ölçü bu. Hepsi şu küçük çay bardağı ölçüsünde. Evet. Sıvı yağımız da o kadar. Evet. Yoğurdumuz. Şimdi, yoğurdumuz. Ha. Onu da alayım ben. Evet. Bu da sütümüz koyduk. Tamam. Başka? Başka yumurtamız var. Yumurtamızı da kıralım yumurta. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok. Kaç gel gece yarısı. Bir yemek kaşığı tereyağımızı eritip Koyduk. Gözlerinde uyku yok. Sürgemici gemiyi hiç kimseden korkum yok. Beni böyle çayır içmene salarsanız ben hem söylerim hem sunarım programımı. Sirkemizi 2 yemek kaşığı kadar koyacağız. Sirke 2 yemek kaşığı. Evet. Onu da koydun. Şu unu ben elinin altından alayım sana yaklaştırayım bunu. Evet. Tamam. Sirkemizi de koyduk. Başka? Bir çay kaşığı kadar da tuz. Bir çay kaşığı. Bir tutam sayılır. Bir tutam tuz. Tamamdır. Onu da ver bana. İçine de kabartma tozumuz, karbonat da olabilir. Karbonat da olabilir. Kabartma tozu da koyabiliriz. Onu da koyuyoruz. Sen şimdi onu karıştırırken bu arada şekerle fındığımız da karıştı. Sana vereyim. Bunu bunun içine katmıyoruz. Onu sen yapacaksın tamam. Onu ayır. O içimiz. O tamam. İçi. Ben karışmıyorum. Ne yapıyorsun hanımlar burada? Nasıl geçiyor günler? Naz ablam önce sen anlat. Köylüyüz, çiftçiyiz. Yani çalışıyoruz toprakta. Her türlü sebzeyi yapıyoruz. Ne güzel. Ne var bahçelerinde? Biber, patlıcan, işte aklına gelen her türlü sebzelerimiz var. Fındık, mısır işte. Bak işte. Fasulye. Toprakla iç içe olan kadının yüzünün, gözünün maşallah kaşının güzelliği başka oluyor. Maviş maviş o gözlerin eşarbın gibi. Sağ ol. Vallahi çok güzel bir hanımefendi. Sen de öyle. Emine abla. Teşekkür ederiz. Baksana şu, ciltler pırıl pırıl. Şuna da koyalım. Bunda da 3 su bardağı un gidiyor bunun içine. 3 su bardağı un var. Tamam. Göz kararı olabilir. Yani kendiniz ayarlayabilirse. Yumuşak bir hamur olacak bu. Yumuşak bir hamur elde edene kadar. Evet. Yaklaşık 3 su bardağı. Azını çoğunu siz karar verin. 3,5 da olabilir yani. Tamam. Hamurun kalıbınıza göre, şeyinize göre değişiyor. Tamamdır. Hazırlayacağız. Sen neler yapıyorsun Emine abla? Ben de çiftçiyim. Aynı bağ, bahçe. Ne güzel. Fasulyelerimiz var. Bamyalarımız var. Sen kivi de yetiştiriyorum evet. Dedin az önce. Kivi de bakıyoruz. 4 dönüm, 11, 12 dönüm kivim var. Allah'ta. Oy maşallah baya fazlaymış. İşte 4 yaşında şu anda ancak verime başlayacak Allah izin verirse. Hadi inşallah. Peki toprakla geçiyor o zaman. Yani toprakla haşır neşirsiniz çiftçilikten dolayı. Evet. Bununla ilgili böyle bir derneğiniz bir şeyiniz var mı peki? Bir araya geldiğiniz evet. Bir şey. Bizim Kadın Çiftçiler Derneğimiz diye derneğimiz var. Ha. Başkanımız var.
Mukafat Hanım. Aa, ne güzel. Başkanım. O topladı bizi. Ha, başkana da selam yolluyoruz bu arada. Mukafat Hanım. Kadın çiftçi bayağı var yani burada. Var. Olmaz mı? Olmaz mı? Ha, yok yani. Kadın hayatı her şey. Olsun evet. Tabii ki. Her kadın yerinde. Her şeye yetişmeye uğraşıyor. Ya. Evine. Nasıl bu hanım, beyleri çalışkan mıdır? Çalışkan. Doğru söyle bak. Çalışkan. Kendi beyni katma. Benimki hariç diye devam edebilirsin. Düşünüyorum. Ha, yok. Bence çalışkan yani. Kimi torba. Yerlerde vardır ya, derler ki ya şuranın kadınları böyle tuttuğunu koparır ama erkekleri tembeldir. Tembel sayılmaz. Sayılmaz. Süper çalışmazlar ama tembel de sayılmazlar. Bir konuda kadınlar da aynı durumda düşürebiliyor. Mesela erkek çalışkan olur, kadın da biraz tembel olanı da var. İnsana göre değişiyor. Aynen. Emine ablam yumuşatıyor Naz ablam da yani diyor. Değişeni var. Olacak o kadar olacak. Ya hani bölge bölge bazen tabii ki insanı insana göre değerler. Karadeniz'in genelde kadınları hep söylenir. Tam onu söyleyecektim. İşte. Bak, Karadeniz bölgesinin kadını dışarıda da, evde de, çocuk yetiştirmede de hep aktiftir. Evet. Oturmaz. Yok. Benim ne kadar tanıdığım varsa Karadeniz kadını, evet. Ordusu da, Samsun'u da, Trabzon'u da, Rize'si de bunların hepsini alıyorum içine. Karadeniz bölgesi evet. Kadını gerçekten cevval. Evet. Bilmiyorum, belki eşlerimize kıyamıyoruz, bilemiyorum. Aa, bakış açısı. Yani, bilemiyorum. Ay, doğru, eşlerimize kıyamıyoruz. Yani, bilemiyorum. Kıyın biraz, fiyatmasın onlardan. Yok, yatmıyorlar ya, artık çalışıyorlar. Şaka. Hamurumuzu öyle yoğurduk. Hamur ne oldu bu arada Emine abla? İyi oldu. Şimdi neydi tatlımızın adı? Gıvratma. Gıvratma tatlısı yapıyoruz efendim. Gıvrata gıvrata tepsinin içerisine. Küçük küçük şöyle bezeler hazırlıyoruz. Bezeler hazırlayacaksın. Şimdi bunlar ne kadar bekleyecek? Bunları sen şimdi yaptın. Yaptım bu hamuru beze haline getirip buzdolabında aşağı 2 saat kalmak zorunda. 2 saat kalması lazım. Evet. Dinlenmesi lazım. Dinlenmesi ha, lazım. Dinlenecek. Güzel açmak için. Tamam. O zaman çünkü ondan sonra ancak açacağız. Açılacak. İnce ince mi açıyorsunuz? İnce. Ha, çok böyle ince. Böyle baklava mı? Tamam, baklava. Evet. Aynen, evet. Yufkası gibi. Evet. Evet. Aynı baklava yaprağı gibi. Aa, ondan sonra oklavadan böyle evet. Çıkarıyor musunuz? Çıkarıyoruz. Siz? Evet. İnşallah. Sarıp. İnşallah. Masum olmaz inşallah. Aynen. İnşallah. Hmm. Ay, harikasınız. Bundan 15 tane beze çıkar böyle. 15 tane beze çıkıyor. Bu demek oluyor ki 15 tane tepsiye. Evet. 15 tanesi bir tepsiyi dolduruyor. Dolduruyor. Elimde zopa var. Ona göre herkes kendine dikkat etsin. Herkes haddini bilsin. Bunu elime alınca ister istemez. Ya, coşuyorum de. Vallahi insan coşuyor. Şimdi hamurlarımızı demlendirdik. Evet. Bezelerimizi artık açma zamanı. Evet. Değil mi Emine abla? Naz abla evet, hazır evet. Mıyız? Hazırız. Hamurlarımızı nişastayla açıyoruz. Onunla değil. Nişastayla. Nişastayla. Ha. Hem o zaman yırtılması da daha zor oluyor. Şeyi, zor oluyor. İnce ince yapıyorsun ya sen. Ha. Nişastayla daha inceliyor değil mi? Evet. Hem de kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Ha, daha kıtır kıtır daha oluyor. Daha kıtır kıtır ha? Evet. Doğru söylüyorsun bak evet. Doğru. Şimdi sen açacaksın sen de galiba. Katlayacağım. Düzüp yerine koyacağım. Düzüp yerine koyacaksın. Hafif bir tatlı mı oluyor bu? Evet. Çünkü çok şeker koymadık içine genelde, dikkat ettim de. Genelde bayramlarda vazgeçilmez. Hafif tatlı ama mesela şu bu şeker koymasak fındığın içine. Sadece fındıklarını açarsan üstünü şerbetleyebiliyorsun tatlı gibi, baklava ha, gibi. Tamam, evet. Tamam, baklava gibi oluyor evet, o zaman. Oluyor. Üstüne ayrıca şerbet koyacak mıyız? Yok, bunu da koymayacağız. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Bu inanılmaz hafif. Ha, evet, bu gıvırtma, hafif. Gıvırtma, öyle bildiğiniz gıvırtmalardan değil. Adı gıvırtmasa da, gıvırtma olsa da hiç kıvırmıyor. Yani neyse moyum diyor. Gayet şeysi, şekeri az evet. Ve diğer tatlılara göre masum. Masum, aynen. Vallahi masum. O yüzden insan da ne yediğini anlamaz. Ha buru 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 yersin. Yer. Ha şimdi bak onları bol cevizli ve şekerli karışımımızla kaplıyorsun sen ablam. Evet. İnce hamurla galip şey ince oklavayla. Bununla del. Del. Bununla del ince oklavayla. Şimdi
efendim, biz bu bezelerimizi böyle şey gördüğünüz gibi neydi adı? Kıvratma. Kıvrata kıvrata. Evet. Böyle bu tepsiyi dolduracağız. Ondan sonra fırına vereceğiz. Bu arada fırın eğer evdeki fırınsa kaç derece ve kaç dakika olması 150, lazım? 150 derece. 150 derecede yarım saat? 45 dakika. 45 dakika. 45 dakika. Üstü böyle kızarana kadar. Evet. Baka baka yaparsınız. Hı. Çıkaracağız. Üzerine şerbet dökmeyeceğiz. Evet. Onun altını çizelim. Piştiği gibi tatlı hazır değil mi? Evet. Aynen. Piştiği başka gibi. Bir işlemi yok yani. Hı. Efendim şimdi. Bunu şimdi bundan sonra yağ alacağız. Ha bir de hepsini dizdikten sonra sıvı yağ mı tereyağı mı? Tereyağı. Tereyağı daha lezzetli. Yağı verir misin? Yağımız da var. Bak erimiş tereyağını. Evet. Erittiğimiz evet. Tereyağını fırçayla ya da el yordamıyla değil mi? Üstüne. Evet. 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 Daha kıtır kıtır kurumasın diye. Yok kurumasın diye değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben niye kıtır dedim ki? Yok kurumasın diye değil ya. Kıtırlı olsun diye. Yani ha, evet. Ben öyle hayal ettim. Evet, dediğin doğru. Tamam. Böyle. Üzerine şöyle bir gösterelim. Hani şey sizi de oyalamamak için. Tamam. Hem böyle hızlandırmak evet. için. Böyle yağ erittik. Böyle üstüne. Üstüne evet. Fırça yardımıyla evet. süreceğiz. Tepsimizi dolduracağız. Evet. Ondan sonra da bakalım. Ortaya nasıl bir kıvırtma çıkacak? Beraber görelim. Güzel olacak. Afiyet hazır. Tatlımız hazır. Ellerinize sağlık Emine ablam. Afiyet Naz ablam. Efendim, ben şimdi efendim göz hakkı diye bir şey var. Tabii evet, ki buyurun. Değil mi? Zaten. Neresine hangisi neresi lezzetli? Ortası mı? Ortasıdır. Aa, tabii ki. En lezzetli tabii. yerini ben yiyeceğim. Çıkarıyorum İnşallah şimdi. İnşallah beğenirsiniz. Ben beğenmez miyim ayol? Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada bizi izleyen herkese söyleyelim. Az önce Naz ablam da söyledi. Sen de söylemiştin Emine abla. Bunu isteyen üzerine şerbetle dökebilir. Evet. Ama bence dökmeyin. Çünkü döktüğünüz zaman artık baklava gibi olur bu. Bunun özelliği böyle az şekerli olması ve çayın yanında evet. kurabiye gibi. Evet. Ay ben bundan çok yerim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tatlı kıvamı o kadar güzel ki. Ben Naz abla, Emine abla tatlıları böyle şerbet içinde yüzdüğü zaman çok yiyemiyorum. Hemen evet. tıkanıyorum. Kesiyor insanı. Bu hiç kesmez. Evet. Ve un da yok içinde. Şey nişasta. Kullandık, nişasta kullandık. Evet. Bence diğerlerine göre oldukça masum. Mutlaka deneyin, çok da lezzetli. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yine teşekkür ederiz. Yine gelin, yine buyurun. Ay gelirim tabii. Niye gelmeyeyim ayol? Nerede bulacağım böyle yeri? Ne demişler? Dayak bulursan sıvış, yemek bulursan giriş. Siz yemek yapın, ben gelirim valla. Niye gelmiyorsun? Evet, gel buyurun. Çok teşekkür ederim. Efendim, Samsun'un hanımlarının yüzü güleç, elleri maharetli. İki tane hanımefendi yanıma aldım. Ev manzarası da güzel. Açık havada güzel bir hafif tatlı yaptık şöyle. Belki şimdi biz sizden sonra çaylarımızı da alırız. Küçük bir mola veririz. Ondan sonra da Samsun'umuzu gezmeye devam ederiz. Bakalım sırada ne var?